NBA, NBA devam ediyor. Evet, NBA devam edecek. Bunun haberini aldık. Ama tabii ki kuru sıkı devam etmiyor. Güzel şeyler oldu. Tahmin ettiğim gibi oldu aslında. Geçen videoda biraz bahsetmiştik. Yani NBA oyuncularının LeBron James önderliğinde takım sahiplerini birazcık işin içine sokmaya çalıştığı bir boykot, bir aslında protesto dönemi izledik. Ve bu dönemin sonunda e, ilginç birkaç şey oldu. Aslında ilginç değil, olması gereken de uzun süredir olmuyordu. Yani birileri harekete geçmeden ya da oyuncular dürtmeden olmuyordu. E, bu konuda takım sahipleriydi ve bunun öncülüğünde Michael Jordan yaptı. Michael Jordan'ın öncülüğünde takım sahipleri ki Michael Jordan bu süreçte işte CP3 ile ve sanırım Westbrook, Westbrook hatta LeBron James de toplantıların dışında özel görüşmeler de yapmış. E, biraz tabii onun da e, Tek siyah takım sahibi olarak birazcık öncülük etmesini herhalde oyuncular da talep ettiler. Ki bence onun tarafından geç kalmış bir şeydi bu da. Ve sonunda oyuncular devam etmeye karar verdi. Bu kararı verirken de tabii ki bazı şeyler alınmalıydı. Bunlar da takım sahipleri tarafından alındı. Özellikle de biraz daha bu sivil harekete destek vermek özellikle de oy verme tarafında. Hani bilmeyenler için kısaca şöyle özetleyebilirim. Amerika'da özellikle de seçim dönemlerinde e, özellikle siyah halkın yoğun olduğu bölgelerde oy verme işlemiyle ilgili zorluklar çıktı. Burada e, halka özellikle sıkıntılar yaratıldı, seçim döneminde söyleniyordu, söylenmişti. Yine bu korku var. Zaten Amerika'da ortalık karışık. Ama tabii kendi hani işin siyasi tarafına çok girmeyeceğim. Hani biz NBA tarafındayız daha çok. Ama bunun olması e, açıkçası benim de içimi birazcık da olsa rahatlattı. Yani biraz şu konuyu da atlıyoruz yani oyuncular bu ligin orta yani bu parayı kazanırken aslında kazandırdıkları para üzerinden para kazanıyorlar ve bu paranın dönüşümü için tekrar komüniteye gitmesi için bu oyuncuların yardım yapabilmesi için gerekli işte takım sahiplerinin elinin taşın altına sokmadığında onlar tarafında bir güçleri olması için bu paralara bir yandan da almaları lazım hakları yani özetle yani biraz böyle futboldaki gibi çok özel bir durum yok. Yani burada bir sınır var. Bu sınır çerçevesinde ortak olarak bu parayı alıyorlar. O yüzden ben para tarafına çok takılmıyorum oyuncular tarafına ama belli ki birçok oyuncuda özellikle de öncü olan oyuncularda bunun vicdanını artık kaldıramadıklarını hissettiler ki bu hamleyi yaptılar devam etmeme konusu da zaten işte bu kararların alınmasıydı. İşte ilk tarafta dediğim gibi yani biraz daha sivil hareketin takım sahipleri tarafından desteklenmesi. İkinci aşamada seçim döneminde takımlara ait olan spor salonlarında ya da alanlarda ya da işte bölgelerde neyse buralarda oy verme alanlarına çevrilmesi buraların. Burada bu dönemde sivil haklar açısından halkın bilinçlendirilmesi e, polis yapılandırması ve diğer işte ırkçı konularda gerekli yasa değişikliklerin olması için yine e, kampanyaların yapılması, bunların bütçelerinin sağlanması tarafında takım sahipleri e, el, sorumluluk almaya başladı. En azından e, böyle bir üç maddelik bir e, sözleşme yaptılar kendi aralarında. Bakalım sonuç ne olacak? Tabi hani e, biz orada yaşamıyoruz. Nasıl olacak bilmiyorum. Konu nereye gider onu da bilmiyorum. Ama en azından en azından oyuncular şu anda ortakları oldu ortağı olduğu bir organizasyonun. Sadece sözde değil, e, fiziksel olarak da bir katkı verdiğine ikna oldular ve devam ediyorlar. Umarım e, bundan sonraki süreçte tabii bunlar hep e, sözde olan şeyler. E, o tarafta insanlar ölmeye devam edecekse de bunlar yeniden tartışılacak. bakalım ne olacak deyip e, Devam eden NBA'de doğu eşleşmelerini konuşacağız bugün. Aslında bir tık geç kaldım biliyorum yani bu videoyu pazar günü yani bugün kaydediyorum bugün de basacağım. İlk maçta bugün saat e, 7'de belki de ben videoyu bastım ve siz izlemeye başladığınız anda maç başlamış da olabilir. E, şu an tam tam öngöremiyorum tam saat kaçta basacağım videoyu. O yüzden e, ma maçın devre falan da izliyor olabilirsiniz bunu. Ama özellikle de maç başlamadan yetiştireyim sonra aman hani kimsenin ağzına laf vermeyeyim. Ha işte ilk maç izledi de yorum yaptı tabii kolay bunlar falan. Ya, i̇şin geyiği tabii. Zaten aklımda eşleşmeler ve oradan çıkabilecek sonuçlar onun değişkenleri ne zamandır dönüyordu. NBA'deki bu dengesizlik olunca ancak bugün yetiştirebildik. Batı'da herhalde haftaya salı gibi durumlara göre diğer serilerin bitmesine göre muhtemelen salı günü gelecek ya da çarşamba günü gelecek bilmiyorum artık onu da gelince izlersiniz. Doğuya geçelim. Ee, ilk i̇lk seri Box Magic de başlayalım. Şöyle yapacağız bu arada. E, serileri bir konuşacağım hızlıca. Çok detaylarına girmeden belli birkaç noktadan bahsedip işte Milwaukee Box Magic konuşarak başlayacağız. Daha sonra milvaki e, Milwaukee Box'ın rakibi olacak eşleşmeyi konuşacağız. Yani Miami Pacers eşleşmesi, eşleşmesini konuşacağız. Oradan da e, Box'da Miami eşleşmesinden ne çıkabilir bunu konuşacağız. Aynı süreci e, Boston tarafı ve Toronto tarafı için de yapacağız. Bucks Magic eşleşmesi biraz aslında sürprizli başladı. Herkes bir heyecanlandı. Aman ne oluyor falan dedik. Ya, ama çok bir şey olmayacağı belliydi. Yani Orlando'dan ben hiç beklediğim bulamadım. E, bunu tekrar ediyorum ama zaten seeding dönem başlarken restart sezonunda Orlando'nun kafası rahat e, savunma kimliğiyle öne çıkıp biraz böyle sürpriz yapabilecek bir kıvama gelmesini ben bekliyordum ama işte Canat'ın Aizey'i kaybettiler. Erin Gordon e, zaten sakatlıkla biraz dertti. O o da e, dönemedi. Yani onun varlığı yokluğu zaten hani takıma ne katıyor, ne kaybediyor. Bunu da bu da tartışmalı bir konu. E, e, böyle olunca çok da istediğini bulamadı. E, Orlando Magic ve ilk maçta aslında çok da baskın bir oyun oynamadılar bir noktaya kadar. Ama özellikle son çeyrekteki o e, Bucks'ın iyice şut performansının düştüğü savunmadaki eforun kaybedildiği noktada özellikle Vucevic'le ve kısalarla DJ Agustin'le vurduğu noktalarda maçı aldı götürdü. Ama tabii Milwaukee Bucks kendine hızlı geldi. E, ama Milwaukee Bucks'ın şurada şu eksiklerini çok net gördük. Özellikle geçen seneki yaşadığı sorunlar bir pick and roll savunması... Burada özellikle pick and Pop tarafında de çok zarar yediler. Eee işte burada Lopez'i barındırma ya da Lopez'e nasıl bir savunma yapacaklarını çözmeler için belki de bu tokat biraz iyi oldu ki. Bruno Ozor bunu farklı şeyler denerek yapıyordu şimdi yüksek pick yaptığında özellikle geçen sene hatırlayın Toronto serisi, Kavayla seride Kavayla yüksek pick yapıp Lopez'i iyice çemberden uzaklaştırıp pick'i aynı rolden sonra çok hızlı kısayla oynayıp savunmayı delmeyi, savunmayı darmadağın etmeyi hedefliyordu rakipler. Bunu da ile ve diğer kısalarla biraz Orlando yaptı. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü ya da beşinci maçta beraber buraları biraz toparladı Milwaukee Bucks. Lopez'de daha fazla switch yapmaya başladılar ki Lopez gerçekten belli anlarda çok iyi kaldı rakibin önünde. Lopez'den, Lopez'in yorulduğu anlarda Marvin Williams'a döndüler. Beşi kısaltıp bazen Ersan'ı denediler. Buradan da fena bir savunma başarısı çıkarmadılar. Çemberde zaten antetokump oyundayken hani boyalı alana girmek sadece çember değil bu arada boyalı alan ve çevresindeki e, orta mesafeler ya da e, floaterlar için de geçerli bu. Oraya güzel kitleyince zaten Orlando'nun çok da e, bir hareket alanı kalmadı. Hücum çeşitliliği zaten hani Vucevic ve işte Fournier belki biraz Agustin işte kenardan gelen işte şutörler. Onların yapabileceği birkaç farklı köşe varyasyonu ile falan döndüğü için çok da yaratıcı olamadılar. Çembere gidemedikçe de oyundan düşüp farklı maçlar çıkmaya başladı. Ama tabi burada önemli olan hani Orlando üzerinde çok bir şey söylemeyeceğim ama şunu eklemem lazım. İşte Jonathan Isaac olsaydı belki de Antetokounmpo savunmasının hani hücum tarafında Milwaukee'yi durdurarak biraz daha hücum etme şansları olsaydı. Çünkü yine ilk maçın diğer özelliklerinden biri çaldıkları toplarla ya da işte iyi savunmayla Milwaukee Bucks savunması yerleşmeden tempolu hücumlar bulup onların e, savunmasına vurmalarıydı. Çember savunmasına vurmalarıydı oradaki konu. Onu çok yapamadılar tabi. İşte burada Isaac tarzı belki işte bir eşleşmede onu birazdan konuşacağız. Miami'deki Adebayo tarzı bir savunmacınızın olması lazım Milwaukee'ye karşı. Milwaukee tarafında ise hani e, takım oyunu özelindeki farklılıklara seri Bayami serisinde daha detaylı gireceğim birazdan ama öncelikli olarak şunu söylemek zorundayım. Ee, yani bu konu beni artık yoruyor. Ya yani Middleton konusu bunu çok ikili oyunda da çok konuştuk. Ya yani Middleton yok yani olmuyor. Ya yani bu playoff'la falan özel bir durum değil. Ya yani bu takımın e, Antetokounmpo'nun partneri olacak. Sahaya o efor o dedication yani o inancı o inanmışlığı kafayı koymayı, saldırmayı birazcık böyle Antetokounmpo'nun seviyesine birazcık yaklaşacak isteği koyamıyor. Olmuyor yani oyun içinde kayboluyor. Fiziksel olarak da iyi gözükmüyor. Böyle bir tatsız yani evet oyun içinde köşede bulduğu toplarda şut bulamazsa ve drive ederse sağ görüşü fena değil. Zaten e, yüksek asist yaptığı maçları izledik bu seride de. Ama yani bu bir oyun kurma yetisi olarak değil de daha çok pozisyonun getirdiği Antetokounmpo ile yarattıkları oyunlar üzerine Antetokounmpo'yu iyi görme üzerine bir sistem. Çünkü günün sonu Antetokounmpo kenara geliyor. Yani Antetokounmpo kenara geldiğinde bu takımı Bledsoe ve Middleton'ın ya da ikisinden birinin rotasyonla götürmesi lazım ki adam dinlenip geri dönebilsin. Ya bunu olmadığı zaman Middleton Antetokounmpo yanı kenardayken çok çabuk bocalamaya başlıyor Milwaukee hücumu ve savunması. Bunu yine yaşadık. yani bütün seride %37 ile üçlük attı Middleton. %36 ile de de sağ içi isabetiyle oynadı. Gerçekten çok kötü yüzdeler. Bledsoe'ya zaten çok girmiyorum. O da %27 ile üçlük attı. %44 sağ içi yüzdesi var ama yani Bledsoe'nun bazen sağda varlığını unuttum izlerken. Böyle bakıyorum yani Bledsoe mu var? Ortalama bir oyuncu, sıradan bir oyuncu mu var? Ya yani bu şekilde e, Orlando ile büyük şanslı oldu. Eskaza hani Portland gibi bir takım Doğu'nun 8 olsaydı herhalde Milwaukee için e, çok çok daha kötü şeyleri konuşuyor olabilirdik şu anda. Ama Orlando onlar için şanslı oldu diyeyim. Bu seriyi toparlıyorum. E, 4-0 demiştim ben. 4-1 bitti. E, normal yani o bir galibiyet sürpriz bir galibiyet oldu. Şimdi buradan Miami Indiana'ya geçeceğim bu eşleşmenin diğer tarafını konuşmak için. Tabi Indiana'da biraz işler karışık. Yine bir önceki videoya bakabilirsiniz. Nate McMahon'ın konulmasını orada detaylıca konuştuk. Tuhaf bir durum. Tekrar detaya girmeyeceğim. Ama bu mesela bugün çıkan haberlerde Ole Dipo'nun da 2021 Free Agent'ı Ole Dipo'nun da Indiana'da kalmak için çok hevesli olmadığı dedikodulara çıkmaya başlamış. Hak veriyorum. Yani ee, Indiana'yı bu seride incelersek o kadar kazanamayacakları belli ki sadık. Yani dört maçın e, ben dördünde izledim. Yani dört maçın dördünde de maç kafa kafaya gidiyor ama şunu görüyorsunuz. Böyle oyuna bakıyorsunuz ve hiç bilmiyorsunuz mesela değil mi? Hani bakıyorsunuz oyuna ve ya sarılar bu maçı kazanamaz herhalde. Ya, fena değil bu çocuklar ama nedense alamaz bunlar ya. Hani hissiyat gelir ya böyle onu anlarsınız. O hissiyatın nedeni işte şu yani Ned Macmillan' Indiana'nın hücum tarafındaki çeşitliliği sağlayamamız. Tabii ki sakatları konuşmalıyız. Sabonisin durumunu konuşmalıyız. Oladipo'nun zaten sakatlıktan dönmesini konuşmalıyız ama ne olursa olsun işleyen bir yapın olduğu zaman bu sakatlar olsa da şimdi elinde düşük bütçeli bir sabonisin var, bir tatsen var bunu çok kullanamadın. Hadi uzun tarafını kullanamıyorsun. Beş kısaltmayı da çok beceremedin. Hani orada daha belki kısa hareketli, iki kısa, üç forvetli rotasyonlar deneyip e, birazcık gaza basabilirdi. Cık, yok onu da yapamadı. TJ Warren'a güveniyorsun. Okey e, parladığı maçlar oldu ama biz bence şunu anlayamıyoruz. bu Ben bunu yorumcular üzerinde de bazen görüyorum. Yani oyuncuların günlük ya da birkaç günlük inanılmaz hücum performanslarını övüyoruz övüyoruz ama ortada yokken de bu oyuncuları kimse eleştirmiyor. Yani TJ Warren sağdan yok silindi gitti. Yani battır mahvetti. Evet, Oladipo zaten formsuz. E, bir tek Bragdon kaldı. Bragdon da şöyle oynuyor Indiana hücumunda. Abi iki tur sizi atın. Sonra bana verin. Hani ben bir sıra bana gelince ben zaten birebir çembere gidebiliyorum. Bitiririm ya da bir asist yaparım. E, böyle bir hücum sistemiyle Miami gibi iyi bir savunma takımına bir de sizi savunmada boğup hızlı çıkabilecek hızlı çıktığında erken hücumda çok rahat üçlük atabilecek bir takıma yine iyi direndi Indiana. Yani iki çeyrek, iki buçuk çeyrek, bazı maçlarda üç çeyrek götürdü. Ee, sonuna kadar bile zorladığı anlar oldu ama hani Miami özellikle de kulaçağının anında elinde Dragic ve Butler olunca ne kadar iyi durumda olduğunu bize gösterdi. Indiana'nın hiç şansı olmadı. Hani ben Indiana'nın açıkçası bu seriden iki, bir iki maç koparmasını bekliyordum. Hani bir maç kesin bekliyordum, 2'yi de koparabilir diye düşünüyordum. Kesinlikle öyle bir şey yapamadılar ee, ve hani bir de Miami tarafında işin içine igadala Crowder falan girince diğer alternatifler de Indiana tarafında kesinlikle çalışmadı yani köşe şutları da yok tepe şutlarında da sıkıntılar yaşıyorlar yok yani hareket alanları kalmadı ve böyle yani muhtemelen zaten hani yönetim tarafı GM tarafı biraz burada panik butonuna bastı yani biz şimdi... E böyle oynayacaksak ve süpürüleceksek hücumda biz önceden de çok parlak bir şey göremiyorduk gelecekte de göremeyebiliriz panik butonuna bastılar muhtemelen ve e, o da bu seri oldu gerçekten tatlı tatsız da bir de Miles Turner'ın zaten kullanımıyla ilgili de hala sorunlar yaşıyorlar zaten Sabonis'le beraber o işte e, sezonda da görüyorduk hala sorunlar var ikisinin beraber oynaması ile ilgili Bilmiyorum Indiana'nın bu seriyi e, süpürülmesi benim adıma hayal kırıklığı. Belli ki yönetim için de hayal kırıklığı olmuş ve olayı bitirdiler. Ya yani bu seriyle ilgili çok söyleyeceğim bir şey yok. Miami konusunda şimdi Milwaukee Bucks üzerinde biraz daha detaya girerek konuşacağım. Çünkü bazı konularda e, Milwaukee'de Miami'de birbirine benziyor. Evet Milwaukee Bucks e, Miami eşleşmesine geçelim. Bence çok güzel bir seri olacak. Şimdiden söyleyeyim. Bayağı kaliteli bir seri bekliyorum ben. Hatta yani skor konusunda çok kararsızım. Skora gelmeden önce tabi önce analizi yapacağız ama bence en zor karar vereceğim serilerden biri olacak ki Bucks adına çok net konuşamadığım için. Peki neden konuşamıyorum Bucks adına çok net? Şimdi bu seri üzerinde bakarsak Orlando tarafında da Miami'nin pardon Milwaukee Bucks'ın arka alan savunmasında yani üçlük, üçlüğün biraz içi, üçlüğün biraz dışı bu bölge savunmasında ciddi sorunları var. Ee, yani kısalar, kısa rotasyonu Milwaukee Bucks'ın kısa rotasyonu özellikle de savunma eksilirse yani birebir de geçirdin yardım rotasyonu başladı cover etmekte yani top Güçlü taraftan, topun olduğu taraftan ters tarafa döndüğünde yetişmekte zorlanıyorlar burada ellerinde inanıl karşında inanılmaz üçlük, üçlük atabilme potansiyeli olan bir takım var. O da Miami. Yani Duncan Robinson, Tyler Hero, Battler hani evet yağmur gibi yağdıran bir değil ama attığında 2'de 2 atıp sizin clash'ta maçı bitirecek bir adam. Dragic keza yani Adebayo atabiliyor. J. Crowder atabiliyor. Olinik atabiliyor. Ya yani atamayan kişi yok da. Igadala atabiliyor. <laughs> o yüzden hani Milwaukee Bucks'ın bu savunma zaafına vurabilecek en tehlikeli takım geldi onların karşısına. Ve bunu Miami bence Spolster'a özelde çok kaşıyacak. Yani olabildiğince box savunması hatta yerleşmeden. Hatta yerleşmeden çok zor olacak. Bu nasıl olacak? Şimdi burada da işte box tarafına geliyoruz. Geçmiş yılları hatırlarsanız özellikle işte Siakam'ın ona yaptığı savunma, yine Adebayo'nun yaptığı savunmalar, Horford'un yaptığı savunmalar. Antetokumpo özellikle tepeden ortadan çembere giderken birebir durdurmak için eski tarz olmayan daha esnek ayakları hızlı yani pardon eski model 4 numara diye adlandırıyoruz zaman yani yeni modelde daha işte kısa forvet ya da kısa rotasyonunda yer alabilecek bir oyuncu topu yere vurabilen savunmada ayakları hızlı model bir oyuncuyla karşısına koyup Ortadan hücum de kenarlardan çok rahat yardım getirebildiğiniz yapılarda Antetokumpo'yu yavaşlatıyordunuz. Hatta yer yer durduruyordunuz. Şimdi burada Adebayo var. Yardım getirebilecek çok çok ciddi Butler var. Dragic'in savunması ara ara sallansa da çabukluğu olduğu için özellikle postta sıkıştırma getirmekte. Low postta sırtı dönükken Antetokumpo'ya sıkıştırma getirmekte. Çok rahat edebilirler. Hero da aynı şekilde. Duncan Robinson da aynı şekilde. O yüzden hani e, Miami'nin ilk güçlü tarafı bu. Savunma tarafı ve Adebayo ve gelecek yardımlar. Neden savunmadan başladık yine? E, çünkü Milwaukee Bucks savunması yerleşmeden onlar da Orlando gibi. ben yani Orlando çok zor yapabildi bunu ama ya da kısıtlı bölümlerde yapabildi. Miami bunu daha hızlı ve daha çok yapabilir. Peki Milwaukee buna nasıl yanıt verecek? Milwaukee'nin yanıt vereceği noktada şöyle. Buda burada birkaç değişiklik yapmış, e, tweak yapmış... Ayarlamalarda diyebiliriz geçen sene ki random oyun içerisindeki bazı anahtarlar eksikti yani takımı random oyuna bırakmanız ben buna çok yakayım çok seviyorum hani 5 kısa 5 dışarıda 2 uzun 3 kısa tek uzun tek big tek 4 kısa dışarıda oyunun rakibin savunma hatasına zorlanıp devamlı drive pas birebir exit pas Topu terse çevir, savunma gelmeden drive et, tekrar pas. Bunlar çalış, çalıştığı zaman ve şutlar girdiği zaman çok okuyor. ama girmediği anlar. İşte bu anlara 2-3 e, tane parça yerleştirmiş. Bunlardan birincisi, yine geçen sene çok kızdığım bir konuydu. Antetokounmpo'nun topsuz oyunları ve piken rolleri. Bunu şimdi kanatta yapıyorlar. Middleton'la, Bledsoe'la e, Wesley Matthews gibi şuto, şut tehdidi olan ya da fena pası olmayan oyuncularla kanatta çok hızlı Antetokumpo'nun pik alıp onu direkt çembere devir, devrilmesinden yararlanıp kolay sayı yaratabiliyorlar. Bu birinci konu. İkinci konu e, eğer tepeden drive edecekse bunu istemeyip biraz daha kanatları onun birebirini kullanmak üzere yüzü dönük atıyorlar. O da çalışıyor. Yani bu sefer yardım getirmek ters taraftan daha zor. Eğer getirirlerse de tepeden sıkıştırma getirirlerse de Antetokumpo pası bulabiliyor. Üçüncü bir konuda da Antetokounmpo'nun iyileşen şutunu drive üzerinden de topluyken değil de biraz daha geçen şuta çevirmek. Yine top, onu topsuz kullanmak. Daha hızlı çıkıyor elinden. Daha rahat atıyor. Daha stresli atıyor. Bunu yani görebiliyorsunuz. Bir koç gözüyle baktığınızda onun bu topları daha rahat attığı hissediliyor. Bu da üçüncü konu. Bu üçünü yerleştirdikleri zaman ve çalıştığı zaman e, hücumu rahatlıyor. Onların da fark yaratacağı nokta bu olacak. Özellikle de hani e, Antetokumpo'yu boyalı alanın içine devamlı itip, devamlı oraya sokup orada baskı yiyip, sıkıştırmayıp erken yorulmasını, yıpranmasını hatta fazladan e, hücum faallerle erken faal problemine girmesini bu farklı metotlarla e, engelleyebilirler. Peki işin savunma tarafına biraz dönersek box tarafında. E, Box'ın zaten boyalı alan ve çember savunması ortada bunu tartışacağımız pek bir e, konu yok. Ama işte onların da eksik olduğu kanalar taraflar Pick and roll savunması. Burada Lopez oyundayken e, o riski alıyorlar. Önceden hani biraz daha işte lateral kalıp hafif bir şovla geri çekilme, aşağıda karşılama duruma göre ama bu çok risk. Zaten hani e, özellikle de Dragic, Hero, Robinson, Butler dörtlüsü orada hareket ederken o üçlük riskini alamazlar. Switch deneyecekler. bunu denediler. Bence de ısrar etmeliler. Çünkü Marvin Williams da onu kompans edebiliyorlar. Hani Lopez'i çıkaralım, Williams alalım. Hatta bazen Antetokounmpo'yu çekelim. Williams'la beraber en azından o 4-5'te Adebayo ya da işte karşıda artık kim varsa Miami tarafında onların üzerine tutabiliriz deneyeceklerdir. Bunu yapmak zorundalar. Artı olarak e, kısaların özellikle köşelere yetişmekte sorunları var. Köşe savunması, köşe üçlüğü savunmasında. Burada da yine Miami çok kuvvetli. Özellikle yine Duncan Robinson'a geliyor konu. Ee, çok hızlı çıkardığı için topu elinden. Burada kesinlikle ve kesinlikle bunların en azından bir kısmını cover edip şut yüzdesini düşürmeleri lazım. Yoksa çok zorlanacaklar. Miami savunması böyle. Pardon. Bak savunması. Miami peki hücumda ee, ne tarz artı eksiğe sahip Miami'ye karşı? Şimdi Miami'nin bu zaaflarını bildiği için zaten üçlük kısmını söyledik. Burada çok ciddi e, tehlike yaratacaklar. Bir diğer konu, şunu çok seviyorum Miami'de. Adebayo'yu dışarıda kullanıyorlar. İlk, ilk aşamada ve Butler'ı Adebayo top getirdiğinde ya da Adebayo kanatta aldığında ya da Adebayo Butler'la Picanol'a girdiğinde çok hızlı bir şekilde ters eşleşmeyle boyalı alana gönderiyorlar topsuz bir şekilde ve burada sırtı dönük zaten hani kalçasını ve fiziğini çok iyi kullanan bir oyuncu Jimmy Butler. Adebayo'dan topu alabiliyor ve çembere yakın bitirebiliyor. İşte buradaki konu Marvin Williams'a gelecek. Buradaki konu Wesley Matthews'a gelecek bazen. Ya da işte burada Middleton'a gelecek. Middleton'a hiç güvenmiyorum hala. Butler'ın bu hücumları engellemeleri lazım. Çünkü burada ikinci bir kısım başlıyor. Yani Antetokounmpo oyunda yokken Adebayo oyunda kalırsa Adebayo bu paslar altında battıra direkt topsuz katlar ya da kullandığı bir backpickle topsuz hareket de edebiliyor. Ve bunları hızlı yapıyor. İşte o zaman da Miami Milwaukee Bucks'ın yardım savunmasını bozmaya başlıyorlar. Çünkü oyun eksiliyor, topsuz oyun başlıyor, yardım kayıyor, yardım kayınca köşe şutörün savunması kayıyor, yüksek ihtimalle ve boş kalıyor. Miami burada çok alternatif var. Özellikle de Kötü formsuz Middleton ve Bresto'ya sahip Bucks'a Şimdi bütün bunları masaya koyduğumuzda e, Miami'nin bir artısını daha eklememiz gerekiyor. Çünkü demin neyden bahsettim? Antetokounmpo savunacak fizikte oyuncu. 1-Adebayo, iki, crowder 3-Gadala. <laughs> yani burada hatta yeri geldiğinde bazen Kelly yani o kadar çok alternatif var ki ellerinde. E, çok fazla yıpratabilirler Antetokumpu'yu. Ve Spostra buna hazırlanacak. Onu olabildiğince baskı altında tutup çember çembere yaklaştığında üzerinde baskı kurup çok yıpratmaya çalışacaklar. Ve burada Budun Ozer'ın en büyük hamlesi Butler'ı e, pardon Antetokumpu'yu topsuz kullanmaya çalışmak ya da esas Miami, e, Milwaukee Bucks silahı olan hızlı hücumları ve geçiş hücumları yaratmak olacak. E bunun için de top kaybına zorlamanız lazım Miami. Ee, Miami de bu kadar top kaybetmeye çok müsait bir takım değil. Çünkü kısaları oyunda, Dragic oyunda, Hero fena değil. Kendilikten olsaydı burada bu biraz artabilirdi. Top kaybı ihtimalini yükseltmeleri çok e, olasıydı. Ama bu halleriyle birazcık zor. Ama zorlayacaklar. Ee, özellikle de belki pas aralarını, ters tarafa dönen toplardaki pas aralarını, kanat piklerinde belki daha erken müdahaleyle gelebilecek baskıyla gelebilecek top kayıpları da vesaire bunu yaratabilirler. Ya şu görüntü, yani bayağı detaya ayırdım ama şu görüntü çok denk bir e, hatta Miami'nin belki de bir adım önde olduğu bir eşleşme izleyeceğimiz izlenim veriyor. Ama Miami de ne olursa olsun e, biraz sallandığında, biraz kötü şut atarsa, özellikle de işte demin bahsettiğim Tyler Hero, Dragic Robinson üçlüsü biraz kötü üçlük hata buralarda yüzdeleri düşerse işler zorlaşır ki bu maçlar olacak şimdi gelelim bunların dışında bu serinin tahminine. Dediğim gibi çok zor gerçekten çok zor bu seriyi tahmin etmek ama ben maalesef ve maalesef Middleton'a kesinlikle güvenemiyorum ve bana dahil herhalde burada yüzlerce kişi olacaktır ona güvenmeyen ve bunun yanında bir de Bledsoe eklendi. Yani Bledsoe da yoklar oynuyor. Ya yani ikisi de kendine gelemezse bu seri 4-2 Miami'ye falan gidebilir. 4-1 4-2 Miami'ye falan gidebilir. Abartırsak konuyu. Ama ben en azından e, bir ikisi birer tane iyi maç oynarsa biraz Antetokounmpo'yu rahatlatır. İşte bir maçta da e, Miami'nin direnemediğini düşünürsek zaten 3 maç cepte gibi e, bu durumda da Miami 4-3 gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Ben açıkçası çok hani uçmak istemem tahminlerde. Hani bütün denklemleri ortaya koyduğumuzda, kağıda yazdığımızda benim için ortaya çıkan durum Miami 4-3 oluyor. Tabii bir de şunu eklemek lazım. Kafa yapısı olarak Antetokounmpo'nun o dedikasyonuna sağdaki rahatlığına maalesef diğer baksılar o kadar hakim de değil. Yani Bledsoe'da Middleton'da mental olarak hemen maçın içine giremiyorlar ya da çok çabuk çıkıyorlar. E diğer tarafa bakıyorsun Robinson ve Hero gibi iki tane playoff deneyimi sıfır oyuncu var. E, i̇kisi de buz gibi sağda Bu da inanılmaz değil mi? Yani ikisi de buz gibi. Ve çok rahat oynuyorlar. Ama onlar da strese gelir. Yani bu baskı hissettiklerinde ki yani Indian Series pek bir baskı hissetmediler. O yüzden hani maç seri bir anda 4-3 baksa da dönebilir. Ee, ama ben 4-2, 4-3 civarı biteceğini düşündüğüm seride Miami'ye şansı vereceğim. Bakalım ne olacak. Bence sakatlık olmazsa, abuk sabuk bir şey olmazsa, e, kavgadır, gürültüdür, e, oyundan atılmalardır vesaire gibi ekstra durumları izlemezsek bence bu seri bayağı eğlenceli olacak Doğu tarafında derken bari 28 dakika konuşmuşuz. Neyse diğer seriye geçelim. Diğer seride ilk konuşacağımız e, ilk yarı final serisine geçmeden önce ilk konuşacağımız seri tabii ki Boston Philadelphia serisi. Çok uzatmayacağım. Zaten e, bu, seriye ilk girdiğimde de Philadelphia tarafında ki attığım gülüşü yakalayanlar olmuş. <laughs> Yakalanmayacak gibi değildi. Philadelphia zaten Brad Brown kovuldu. Bu artık e, sallanmayı, buradaki beceriksizliği, buradaki sorunları artık tartışmanın, konuşmanın bir anlamı yok. Geçen videoda da bayağı bayağı bahsettim. Butler konusunda da. Sadece şunu söyleyeceğim. E, bu seri özelinde. Yani Philadelphia, Simmons da gidince elindeki en büyük silahını kaybetmiş. Tabii ben de şu algıya bir an için düşmüştüm. Ya Simmons yokken Philadelphia top paylaşımını, hücumdaki top dağılımını ve yönlendirmesini ve alan bulmayı özellikle de alan yaratmayı spacing'i daha iyi yapıp acaba başarı olabilir mi? Yani bu bir fayda sağlayabilir mi diye düşünmüştüm. Bırakın bunun fayda sağlamasını bir de ellerindeki tek silahlarından da ya yani pirinçten de olmuşlar. Yani Simmons'ın yarattığı ki o da çarpıktı yani. Çarpık hızlı hücumlarda yarattığı çarpık hızlı hücumlar sonrası geçiş hücumlarıyla devam ettirdiği ve sayı buldukları oyunlara o kadar aradılar ki Boston serisinde. Onlar da olmayınca zaten hiçbir şey kalmadı. Bir tek üçüncü maçı çok zorlayabildiler. Orada da şöyle bir detay vardı. O maçta yani bütün seride toplam 12 ya da 11 rebound üstündü Philadelphia'ya bastığında. Ve buradaki farkı yarattıkları maç da bu. 12 rebound fazla aldılar bu maçta Philadelphia'da Boston'dan. Ve bu fark buradan yarattıkları ekstra iki, iki, ikinci şans sayıları ve özellikle son çeyreğin bir bölümünde 4 dakika bastığını kitlemeleri. Hani aa biz savunma yapabiliyoruz. Aa ben Embiid olarak sadece çemberde blok yapmak için kendim paralamıyorum. Normalde savunma yapabiliyorum. Ne kadar ilginç bir oyuncuyum diye hatırladığı anlardı. Onların e, bastığını durdurduğu anlar. Ama yetmedi. E, çok hayali bir şekilde sağlıklı ya da işte iyi giden işlerin iyi gittiği bir anda belki de Antetokounmpo'yu durduracak oyuncu olarak düşünüyorlardı ama bunun onun için ne kadar lüks olduğunu da gördüler. Hücum yani savunmada ne kadar değerli hala Orford hücumda da o kadar sıkıntı yaratıyor maalesef. Hele de Embiid'de falan hiç olmuyor ilk beşte. O da olmadı. Orayı da çözemediler ve Philadelphia'nın şöyle tuhaf bir algısı var sahada. Bilmiyorum hissediyor musunuz? Yani şey derler işte yeterince inanırsan sen de başarırsın. Bekle. Sen de bekle. Beklersen bir gün sana da sıra gelir. Böyle bullshit cümlelerle kafa ötülerler ya işte böyle kişisel yaşam koçları bilmemler ya da işte dandik YouTube kanalları, dandik podcastlar vesaire. Fedelfi de böyle zannediyor. Biz inanırsak, yeterince beklersek biz de başarılı olabiliriz. Yani Babayı olursunuz, olamazsınız. Yani böyle bir şey yok olamıyorsunuz yani oyunu da böyle bekliyor. Oyun içinde gerçekten bekliyor Philadelphia. Böyle bekle bastın kaçırırsa atarız herhalde abi. Ya da Boston e, dur bakalım şu turnikeyi kaçırırlarsa biz de bir şey yapabiliriz. Ya böyle bir basketbol mantığı olamaz. Ya oyuncular da şuursuzlaştı sağ için. Ya Brad Brown zaten her şeyi kaybettiği çok belliydi bütün ipleri ama artık oyuncular da kontrolden çıkmış. Yani kimse sorumluluk da almıyor. Ben o yüzden diyordum işte hani birine en azından belki bu Harris olabilirdi. Yani bak abicim sende top. Bak bu top senin. Bunu kimseye verme tamam mı? <laughs> Biz senden bunu alacağız vakti gelince ya da sen bize vereceksin. Bu bir sende dursun. Gözünü seveyim. Bir sen buna sahip çık. Bir oyunu oku. Bir biraz yön ver. Bir bir bir, bir devreye gir, değil mi? Bir sen kontrol et. Sonrasına bakacağız. Biz sana yardım edeceğiz. Merak etme. Gibi bir şey de olmadı. Yok yani şey gibi çok iyi bir senaryo pardon çok iyi bir cast var elinizde. İnanılmaz bir film kadrosu var. Doldurmuşsunuz. Herkes orada. Daniel DiCaprio, Brad Pitt, Robert Pattinson kim ararsan orada. İşte Hugh Jackman ama berbat bir senaryo var elinizde. Yönetmeniz de tırt. Maalesef böyle bir film çıkıyor ortaya işte. Bir bir dramatik detay daha vereceğim. Bu da son olacak Philadelphia ile ilgili. Tobias Harris'in Clippers dönemindeyken istatistikleri %50 saha içi, %43 üçlük. Philadelphia bu sezon, normal sezon %47 saha içi, %36 üçlük. Playoff %38 saha içi yüzdesi, %13 üçlük yüzdesi. Teşekkürler, iyi günler. Yani bu, bunun, bunun <laughs> üstüne diyecek hiçbir şey yok. Boston'la ilgili de zaten Boston Toronto eşleşmesinde daha fazla detaya gireceğim. Yani bu bu seri özelinde hani Boston konuşup vakit kaybetmek istemiyorum. Toronto tarafına geçelim. Ee, Toronto Raptors Nets. Gerçekten burada da aslında hani bu seri için konuşulacak çok bir şey yok. Nets'e teşekkür ediyoruz. Hani böyle şey olur ya turnuvaların ya da böyle küçük bölge turnuvalarında falan böyle hep böyle bir tane minnoş katılımcı katılımcıları çok tatlılardır. Çok iyi oynarlar çok iyi niyetlilerdir çabalarlar herkes çok sever ama başarılı olamayacakları bellidir baştan Nets de öyleydi. Ben bir maç çalarlar diyordum ki neredeyse çalıyorlardı Onların yapamadığı sürprizi Orlando yaptı 4-0 zaten evlerine Ankara maaşıyla gittiler artık onlar için Esas cümbüş seneye başlayacak Şunu söyleyebilirim bu takımda çok iyi fayda aldılar Jared Talı'ndan. Bu takımdan Joe Aris'ten çok iyi alamadılar ama zaten potansiyeli belli. Ben bu oyuncuların böyle kötü bir ortamda zaten artık e, kalmayacaklarını düşünüyorum. Hatta Caris Lever bile ne yapar göreceğiz. E, o da hadi başta kalsa bile bir noktada kaçabilir gibime geliyor ama e, Kyrie ile Durant'in yanındaki üçüncü ya da yarım 2.5. E, iki buçuk, iki buçukuncu Yıldız yarım yıldız da olabilir göreceğiz ama bu nesle ilgili gerçekten çok konuşacak bir şey yok Umarım Cerita'nın hak ettiği bir yere gider ki benim yine çok sevdiğim bir oyuncu Evet şimdi gelelim diğer konuya Toronto boston eşleşmesi burada yine çok e, karşılıklı dengeye sahip takımlar var e, tabi burada biraz önce biraz e, öncelikle Toronto'dan bahsetmem lazım Toronto, Net serisine, Nets serisine Nets'in e, savunması da ortada. Son maçta 150 sayı falan attılar. İnanılmaz yüzdeler oynadılar. Yani bu yüzdeleri öncelikle Boston serisinde bulabilirler mi? Bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Fred Van Vliet %55.9 üçlük. Ibaka %57 Norman Powell %45 Terence Davis %58 Kyle O'Rourke %35 ki hani e, çok daha dengesiz hallerini gördük. Yani bütün bu oyuncular Boston'a karşı bu kadar yüzde de atabilir mi? Çok emin değilim. Ki buradaki en kötü yüzde Pascal da Hani yüzde 28 de attı. 21 denemedik. En yani çok dönemeyi Fanfleet yapmış 34. İkinci Lowry 23. Paul 22. Siyakım 21. Hani deneme sayılarını özellikle verdimken yani Siyakım çok denemiyor. Ondan mı düşük kaldı diye düşünmeyin. Hani takımın diğer parçalığı aslında aşağı yukarı ortalamanın Ortalama civarında e, fanfleet'in çok gerisinde ki o da normal fanfleet'in fazla denemesi. Şimdi bu yüzdeleri Boston'a karşı bulabilir misiniz? Çünkü neden buna girdim? Toronto'nun e, savunmasıyla ilgili gerçekten hiçbir sorun yok. Toronto ve Boston savunması birbirine çok yakın. Rating olarak da e, çok yakınlar. Üçlük, dış, arka alan, köşe üçlüğü vesaire bunları savunmakta da Boston bir tık önde ama hani e, Toronto ile inanılmaz fark var mı aralarında? Çok değil yani yüzde 3-5 gibi bir fark var ama bu fark Tabii ki Boston tarafına minicik de olsa bir artı yazacaktır Ama genel olarak dedim gibi savunmalar çok net Sahada özellikle atletik oyuncularla benzer oyuncularla Swiss savunması yapmaya çok müsaitler Tek artı Toronto'nun elinde e, Marka Gasol ve Ibaka var uzun olarak ve bu uzunlarla özellikle de hani Bastı'nın yarı sahadaki boyalanan hücumlarına birazcık zarar verebilirler. Siakım keza burada belki de Jalen Brown'a ya da işte duruma göre artık rakipte Tice'de yani olabilir ama Jalen Brown'la herhalde muhtemelen eşleşecektir. Onu ya da Tatum'la da olabilir. Tatum'la da yani ikisini de zorlayabilecek bir savunma yapmış şart özellikle yarı sahada. Hücum tarafında işte ise işler çok değişiyor. Yani Boston burada gayet iyi durumdayken e, Toronto burada zayıf. Yani demin dediğim konuya geleceğiz. E, demin dediğim konuda Boston'ın elinde çok silah var. Yani öyle bir Tatum izledik ki Philadelphia serisinde. Ya yani tehdit sınırı yok. Pick and roll oynuyor. Triple trade'den sonra topu vurup gidiyor. Bunun üzerinden orta mesafe atabiliyor. Step back yapıp üçlük sokabiliyor. Çembere çok kuvvetli, çok ısrarlı gidip bitirebiliyor. Faal alabiliyor. Köşeye de bekliyor. Bundan kesinlikle gocunmuyor. Kemba Walker tepedeyken Jalen Brown'la bir anda inanılmaz köşe şutu bulmaya başlıyor. İnanılmaz oynuyor yani. yani o dursa işin içine devreye girebilecek bir Jalen Brown çıkıyor. Kemba Walker çıkıyor. Burada zaten kritik konu şu. Toronto hücumuna karşı Boston hücumu biraz izleyeceğiz gibi. Savunmalar denk olduğu için söylüyorum bunu. İyi olduğu için. Ve hemen bir parantez açayım. Ee, mesela işte Portland elendi. Bunu konuşacağız ama hala şöyle şeyler okuyorum yani işte, işte asil bir şekilde elendi falan. Hala Portland çok aptal bir şekilde elendi. Portland gerçekten ya biz Savunma yapabiliyorduk niye yapmadık diyemeden elendi gitti. Ve şu sıralamaya bakıyorsun doğuda. Dört takımın hepsi çok iyi savunma yapıyor. Batıya bakıyorsun şu an kadar LK çıktı yine en, en iyi savunma takımlar. Şunu bir düşünelim bakın bir sırtınızı arkaya yaslayın ve düşünün. Ya hücumda sorun yaşayan bir takım bir ya da iki takım buralara yine gelebiliyor da. Savunması kötü olan niye hiç kimse yok? Bir düşünün bakalım niye yok? Şimdi bu eşitliğin olduğu noktada işte hücumlar ortaya çıkıyor. Ee, ve bu kadar denk ortamda çok kilit birkaç konu var. Birinci konu Toronto tarafında Boston'a sağlayabileceği rebound üstünlüğü. Demin de dedik Philadelphia'nın en zorladığı maç ki bu kadar kötü haliyle 12 rebound üstünlük sağladığı 3. maçtı Boston'a karşı. Toronto burada avantaj yaratabilir. Total rebound'da da baktığımızda seri olarak hani tam karşılaştırmak doğru değil ama 5-6 rebound gibi bir fark var. İkinci konu top kaybından bulunacak sayılar. Özellikle e, ee, Lowry, Fanfleet, Norman Powell üçlüsünün baskısıyla rakibe yaratılacak top kayıpları. Hatta Annobi de buraya yazabiliriz. Bu top kayıplarıyla yaratacakları sayılar inanılmaz önemli. Yani Bastı'nın bütün yarı sahicun dengesini bunlar bozabilir. Ve yine rebound üstüne bağlı olarak hücum reboundlarında e, Boston'ı zorlayıp buradan ikinci şans sayıları yaratmak özellikle denk giden maçlarda Toronto için çok kıymetli olacak. Bunları yapabilirlerse Boston'a karşı bir adım öne geçebilirler. Ama Boston tarafında peki e, buna yanıt gelir mi? Tabii ki çok alternatif var. Yani Boston'ı şöyle düşünmeyin. Evet e, Tatum topla çok iyi. Burada bir Hayward sorun yaratıyordu. İşte Hayward'da bir parantez açalım. Yani Hayward topu daha fazla tutuyordu. Top paylaşım dengesini biraz bozuyordu. Gereksiz orta mesafe atıyordu. Çembere gidemiyordu. O floaterları da eski tarz böyle biraz daha fade away mid range atmaya çalışıp saçma sapan hani çemberin ucuna vurduğu toplar izliyorduk. O biraz çıkınca işin içinden ki bak çıkması çok iyi demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Olması tabii ki artı olurdu minimumda olsa ama genel top paylaşımı için Bastın'a artı yazdı onun olmaması. Ee, burada da işte o hareketliliği topsuz oyunu onun elinde ölmeyen toplarla toplar yerine topsuz oyunlar yaratmak yine Boston'ın çok işine yarayacaktır. Ee, onun dışında yine bakıyorum notlarıma hani maçlardan aldığım ekstra söyleyeceğim bir şey var mı diye. Tabi Boston'da Toronto'da birbirlerine e, yardım savunmalarını devreye sokmaya zorlayacak. Bu çok önemli çünkü e, bunu sokup özellikle topu köşeye çevirmek istiyorsanız bunu sokmak zorundasınız. Başka bir şansınız yok. İki takım da çok iyi koşuyor e, ama Toronto bazen ama bazen geçiş savunmasında geriye koşarken sorunlar yaşayabiliyor. E, tabii burada Boston'da bir fizik avantajı var e, Toronto kısalına karşı. Eğer arka alanda bunu da kullanırlarsa e, o savunmayı birazcık bozabilirler ama esas konu burada baskı altında top kaybı yapmamak olacak. Bakalım göreceğiz. Tabii ki e, Miami'nin yaşayabileceği bir sorunu da Boston yaşıyor. Yaşayabilir pardon yaşıyor yanlış oldu. Yaşayabilir. Oraya da biraz deneyim. Tatum bu seride %45 üçlük attı. Jalen Brown %35 attı. Walker e, bayağı baya kötü oynadı. Yani Walker <laughs> Walker çok 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 kötü oynadı. Walker'ın e, %29 da üçlük attığı bir bölüm, bir oyun, bir seri. Boston için kötü yazar. Çünkü onun üzerine basker atmaya çalışacak tabii ki Toronto'da. Bunu da yapacaklar. Burada Kemba'nın deliciliğini konuşturması, çembere gidip burada ısrarla topu dışarıya çıkarabilmesi, yardım savunmasını işte bozması burada başlayacak. Buston'un baskılı Toronto boyalanan savunmasını yıkması için önemli olacak. Bakalım göreceğiz. Burada da hani ekstra bir sorun yaşamazlarsa ki şöyle bir dengeye de bakıyorum şu anda. Mesela çember savunmasında Boston bu dönemin lideri. Yani seeding dönemin lideriyken Toronto biraz daha aşağılarda 7. 8. sıralarda bu dönem için. Buradaki işte fark da biraz rakibin uzunlarını kullanabilmesiyle ilgili. Ve son konuda işte buraya geliyoruz. Toronto'nun Ibaka'yı ve ...Gasoli iyi kullanması... ...Gasoli çok iyi görmedim... ...evet fizik olarak daha toparlamış durumda ama... ...o hızlı daha uzak... ...tempolu başlayacak... ...daha tepede daha... ...çemberden uzak başlayacak Piken rollerle... ...arası çok iyi değil şu ara... ...ama burada Ibaka var... Ibaka ...Geçen sene hemen dönelim... ...Golden State serisi çok fark yaratmıştı... ...özellikle de Draymond Green'i mahvetmişlerdi... ...Lowry ve Kava ile beraber... Bunu yine deneyeceklerdir, özellikle Fanfilitle, Fanfilitle Ibaka'nın piken rolleri ya da Siak'ınla deneyecekleri kanat pikleri, back pikler üzerinden hızlı drive'lar, Boston savunmasını ve çember savunmasını en çok zorlayacak şeyler. Bakalım göreceğiz. Bu seri de bence çok güzel olacak. Yani doğudaki ilk ilk tur maçları zayıf gözükse de şu an bence iki tane çok güzel konferans yarı finali izleyeceğiz. Bu seri için de benim tahminim e, yine zor olacak ama ben Boston'ın Toronto'ya göre hücum tarafının daha iyi olmasından dolayı daha dengeli bir takım olduğunu söylüyordum. Ve açıkçası Tatum bence bu sürece en iyi değerlendirilmiş ve kafası şu an sahada en çok olan oyuncu. Jalen Brown da keza öyle. Eğer Kemba da bir seviyeye tutturursa yani çok üste çıkamayacak gibi duruyor ama bir seviyeye tutturursa ...Toronto hücumunun... ...Boston'a yanıt vermesi bayağı zor... Ee, ...hele de Boston savunması bu kadar iken ...Toronto... E, ...hücumları bayağı... ...zorlanacak... ...o yüzden ben bu seriye de... ...Boston e, 4-2 diyorum... ...bakalım iki tane çok güzel seri izleyeceğiz... E, ...bu videoyu da pazar günü çektim... ...bugün izleyeceksiniz... ...Batı eşleşmeleri de... ...bugün bugün akşamda belli... ...yani muhtemelen Clippers serisi bitecektir bugün... E, ...Denver Utah uzayabilir onlar da bittiğinde o, o batı eşleşmelerinde konuşacağız herhalde salı çarşamba gibi gelir eğer bu serilerle ilgili sorularınız olursa mantıklı güzel sorularınız olursa ya da kendi tahminleriniz varsa ve yazmak istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın videoyu beğenin paylaşın ki algoritmalarda tepelerde çıkalım algoritmalar bizi sevsin sarılsın öpsün hatta ben de sizi sarılıp öpebilirim yani o kadar like atıp yorum yazarsanız kendinize iyi bakın Görüşürüz. Bir sonraki videoya kadar NBA izlemeye devam. Bay bay.